Bâb-ı Recül, burada mı kaldık? Bâb-ı Recül yücib alâ nefsiyen yusalliye fî mekânin fe yusalli fî gaybi. Bir adam nefsine vacip kılsa ki bir mekanda namaz kılacak. Başkasında kılabilir mi, kılamaz mı? Mesela Nezri diyor ki ben gidip Kudsi Şerif'te iki reket nafile namaz kılacağım. Oraya Nezri'nin yerine getirmesi için oraya gitmesi lazım mı? Yoksa burada kılsa olur mu? Burada da iki kavul var. Bir kısmı diyor ki Nezri'nin yerine getirecek, gidip orada kılacak. Bir kısmı da diyor ki hayır. Nerede olursa olsun kılar. Tabi iki tarafında delilleri var. Delillerini getirecekler. حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن جابر أن رجلا قال يوم الفتح مكة'nin fethi günü bir adam geldi dedi ki ya Resulullah inni nazartu ben yemin ettim in fatahallahu aleyke Mekke yemin ettim ki eğer Cenab-ı Hak Mekke'nin fethini peygambere nasip ederse en usalliye fi beytil makdis. Beyt-i Makdis'te namaz kılayım, böyle nezrettim. Eğer Mekke fetholursa, Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethederse, nezrim olsun Kudüs-i Şerif'te gideyim namaz kılayım diye böyle nezrettim. Şimdi bu namazı nerede kılacağım? Fekâle lehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, salli hâhuna, burada kıl. Bu Mekke'de oluyor ya hadise. Yani o nezretmiş olduğu namazı Mekke'de kıl. فَاَعَادَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَرَّتَيْنَ وَثَلَاسَ O adam tekrar sordu. Ya Resulallah, ben Kudüs'te namaz kılmayı nezrettim. Peygamber Efendimiz burada kıl dedi. Bunu iki kere yahut üç kere tekrar etti. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ O adam tekrar sual ediyor, cevabı alıyor, yine tekrar soruyor. Nihayet Peygamber Efendimiz ona ne dedi? Şe'enek izen. Yani verdiğim cevap seni tatmin etmiyor. Nasıl yaparsan yap. O takdirde kendi işini kendin tedbir et. Yap. Ne demek? Yani ben burada kıl diyorum. Sen gene sual soruyorsun. O vakitte kendi işini kendin yap. Yani ister oraya git, ister başka yerde git. Ne demek bir adam kızarsa? Daha ben karışmıyorum. Kendi işini kendin yap. Resulullah Efendimiz de iki defa yahut üç defa cevap veriyor. Adam gene soruyor. Peygamber Efendimiz de öyleyse şehne gizlen. Kendi işini kendin yap dedi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fe fi hadel hadis. Bu hadis de olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emere emretti. Ellezî nezer. Nezreden adam emretti ki en yusalliye fi beytil makdis. Beytül Mekdis'te namaz kılmayı nezreden adama emreyledi. En yusalliye fi gayrihi. Başka yerde kılmayı emretti. Nerede kılmayı emretti? Mekke'de. Mekke'de kıl dedi. Fekale Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed ibn el-Hasen. Bu üç imam dediler ki men ceale lillahi aleyhi. Bir adam Allah için kendi üzerine kılarsa, vacip kılarsa. En yusalliye fi mekani. Bir mekanda namaz kılmayı kendi üzerine vacip kılarsa fasalla fi gayrihi o mekanda değil de başka yerde kılarsa erze'ehu zalik bu ona kifayet eder. Nezretmiş Kudüs'te başka yerde kılar. Nezretmiş Mekke'de başka yerde kılar. Nezretmiş Medine'de başka yerde kılar. Yani şart değil illa o nezrettiği yerde kesin namaz kılsın. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بَهَدِ الْحَدِسِ İşte bu hadisle ihticac ettiler. Ne dediler? Resulullah Efendimiz Kudüs'te namaz kılayım diye nezreden adama ne dedi? Burada kıl dedi. Demek ki mekan lefzi müteber değil. غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُسُفْ قَدْ قَالَ فِي اِمْلَاهِ Yalnız İmam Ebu Yusuf İmla ismindeki bir kitabında dedi ki مَنْ نَذَرَنْ يُسَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ Her kim Kudüs-i Şerif'te namaz kılmaya namaz kılmayı nezir ederse fasalla fil mescidil haram veya fi mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi haramda yani Mekke-i Mükerreme'de yahut da Medine'de Resulullah Efendimiz'in mescidinde kılarsa ecze'ehu zâli ona kifayet eder. O nezri yerine gelmiş olur. Lennehu salla fi mevdi'in
Çünkü o adam öyle bir yerde namaz kıldı ki as-salatu fihi, o kılmış olduğu yerde namaz afdalu, daha afdaldır. Minas-salati fil mevdi'i lezi evcebe as-salat. Namazı vacip kılmış olduğu mevziyeden afdaldır. Evet, namazı vacip kıldı fihi, orada ala nefsihi. Kendi nefsine namaz kılmayı vacip kıldığı yer nereydi? Kudüs. Orada namaz kılmayı kendisine vacip kıldı. Halbuki Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de kılmış olduğu namaz ondan eftal olduğundan dolayı o kifayet eder. Kulase İmam Ebu Yusuf burada ayrıldı. Evet, bir adam bir yerde namaz kılmayı nesv ederse, daha eftal bir yerde o namazı kılarsa caiz. Yok, daha eftal değil ise caiz değil. Bundan bu çıktı. Kudüs-i Şerif'te namaz mı eftal yoksa Mescid-i Haram'da mı? Mescid-i Haram'da. Kudüs'te mi eftal, Medine'de Resulullah Efendimiz'in mescidinde mi? Medine'de daha eftal, öyleyse caiz olur. Ama Kudüs'te kılmayı vaat etti de gitti Taif'te kıldı. Olmaz diyor. Cidde'de kıldı, olmaz. Niye? Taif yahut da Cidde Kudüs'ten eftal değil ki. Ve men nezeren yusalliye fil mescidil haram. Bir adam mescidi haramda namaz kılmayı nezr ise, fasalla fi beytil makdis, beyti makdiste kılsa, lem yücüzihi zalik, ona bu kifayet etmez. Niçin? Mekke-i Mükerreme'de bir namaz 100.000'e bedel. Kudüs-i Şerif'te 500. Onun için kifayet etmez. Leannehu salla fi mekanin, bir mekanda kıldı ki, leysa lissalati fihi, orada namaz için olmadı. Minel fadli, fadıldan, yani Kudüs'te. Kudüs'te kıldığında bu fazilette olmadı. Maul bir fazilet olmadı ki. Lissalati, namaz için. Fî zâlikel mekân, o mekanda. Mekke'de. Ellezî evcebe alâ nefsî, nefsine vacip kılmış olduğu yer. Es-salâte, namazı vacip kıldı ki orada. Mekke'de namaz kılmayı kendi üzerine vacip kılmıştı. Bundaki fazilet, gidip namaz kıldığı Kudüs'te yok ki, öyleyse bu caiz olmaz. Ha, şimdi İmam Ebu Yusuf, evet, bir yerde namaz kılmayı nezir ederse başka yerde olur, caiz olur ama o başka yer daha eftal ise. Yoksa caiz olmaz. Ama İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed'e göre yok, müteber değil. Nerede olursa olsun kılınır, caiz olur. Ha, şey var idi, şu unuttum. İki gün evvel bir ders geçti. Seyfe'yi diyeyim bunun da. Orayı bir tasih edin. Bir satırda burada kitapta noksan var. Haddesetni Havletu İbnetu Malik İbni Sa'lebe. O Sa'lebe'den sonra bir bin kelimesi bir defa yok. Onu çizin. Oradan da kenara bir haşiye çıkın. Zevcu, yani Havle kim imiş? Zevcu Evs. Evs ibni Evs kafi. Evs ehi ibadetü bin samit. Orada o iki kelime noksan. Onun için ben çıkaramadım. Sonra şeye baktım, tercüme-i halına burada Havle'nin. Orada diyor ki şeydeymiş, ibadetü bin sabitin kardeşi Evs. Evs'ün ailesiymiş Havle. Orada ibarede o yok. Zevcü Evs. Ehi ibadetü bin samit. Hani kad seme Allahu kavle leti tücadülüke, işte onların hakkında nazil olmuş. Onu tasih edin. Ettiniz mi? Evet. Evet. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Amr ibn Merzuk kâle haddesena Şöbet ve Nebi an Ebi Abdülaziz Zebidi an Amr ibn el-Hakem an Sa'd ibn Ebi Vakkas anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namazı nezreder, Kudüs'te kılarsa caiz olmaz diyor İmam Ebu Yusuf. Mescid-i Haram'da namaz kılmayı nezr eder, Kudüs'te kılarsa caiz olmaz. Mescid-i Haram hakkında olsun, Mescid-i Nebi hakkında olsun diyor. Fazilet büyüktür. İnkar etse bir adam, fazilet nereden geldi? Mescitlerin hepsi Allah'ın evleridir. El mescidü büyütullah, hepsi müsavidir. O diyor ki hayır.
Bunlardaki namaz faziletlidir. Bak hadisi şerif var. Sa'd ibn Ebi Vakkas rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den ki kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Salatun fi mescidi hâda. Benim mescidimde namaz eftalu min elfi salatin. Bin namazdan daha efteldir fi mâ sivâhu. Onun başkası olan mescitlerde. Mescidi Resulullah'ın gayrı olan mescitlerdeki namazdan Resulullah'ın mescidindeki namaz bin defa eftal. İllel mescidel haram, mescidi haram bunda müstesna. Mescid-i Haram'da namaz, Mescid-i Resulullah'tan daha artar. Pekala Üstaz, burada şöyle bir şey çıkıyor. Burada sadece Kabe müstesna. O zaman Kudüs Şerif'ten de bin defa artar. Hangisi? Başka mescidler. Müstesna olan, evet. Olan ancak Kabe. Öbür mescid demek ki... Bütün ondan da artar. İşte onu diyor ki Medine'deki namaz Kudüs'ten daha artar. Kudüs'ten eftel. Onun için burada nezrese gelse Kudüs'te kılsa İmam Hüseyin'e göre caiz olmaz. Nezrese ki Resulullah Mescid'e namaz göre bin diyor yani. Yani şimdi adette değiliz. Şimdi esas mesele Resulullah Mescid'i meftel, Kudüs meftel. Kudüs hakkında da var. Onda da diğer mescidlere göre onda da eftaliyet var. 500. 500 var ama Medine'de 1000. 1000 olunca bir adam nezretti ki Medine'de namaz kılacağım. Bunu Kudüs'te ki bir adam böyle nezrise Kudüs'te kılsa olur mu? İmam Yusuf'a göre olmaz. İlla gelip burada kılacak. İmam-ı Azim'e göre olur. Evet. Onu ispat ediyor ki Resulullah Efendimiz'in mescidi diğer mescitlere yani hakkında fazileti hakkında o Kudüs dahil değil o müstesna. Mescidi haram eftel yalnız Medine'den başka mescitler eftel değil. Kudüs de eftel değil. Ama Kudüs hakkında da ayrıca 500 rivayeti var. O da diğer mescitlerden 500 defa eftel. Fakat Mescid-i Resulullah ile Kudüs'ü müsait tutunca hangisi eftel? Mescid-i Resulullah eftel. Ve haddesena Ali ibn-i Mehmet gâle haddesena Mekkiyyün ve Şüca ve haddesena Abdurrahman ibn-i Carud gâle haddesena Mekkiyyün gâle haddesena Musa ibn-i Ubeyde an Davud ibn-i Müdrik an Urvete an Aişete radıyallahu anh'a an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem islamu. حدثنا فاتن قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أين أبو حديث شريف بن رواية بقدر حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع عن مولى بن عمر يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث قال حدثني نافع فذكر بإسناده مثله حدثنا الربيع الجيزي قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة النافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال موسى وحدثني هذا الحديث أبو عبيد الله عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أفلح بن حميد حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر حا وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا أفلح قال حدثنا أبو بكر بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن رباح وعبد الله بن أبي عبيد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني bunlar aynı hadiste. Hadis o kadar senetleriyle çok gelmiş, o kadar rivayetler çok ki tevatür derecesine geliyor.
tevatür derecesine vasıl olduğunu ispat için bunların senetlerini hepsini getiriyor. Yine bir iki daha var. Haddesana Yunus kâle haddesana Enes ibn-i İyad an Muhammed ibn-i Amr an Selman el-Agar an Ebi Hureyre'te an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Haddesana Ebu Ümeyye kâle haddesana Halid ibn-i Mahledin Katvani kâle haddesana Süleyman ibn-i Bilal kâle haddesani Abdullah ibn-i Selman an Ebihi an Ebi Hureyre'te an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Haddesana Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesana el-Ka'nabiyyü قال حدثنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال سألت أبا صالح أبو صالح سردم كي هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سن أبو Hüreyre'yi işittin mi? Resulullah Efendimiz'in mescidinde namazın faziletini zikrettiğini işittin mi? Kale la, işitmedim. Velakin haddeseni İbrahim ibn Abdullah ibn Qaris. Lakin beni İbrahim ibn Abdullah rivayet eyledi. Ennehu semi'a, o işitmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Ebu Hüreyre'den o işitmiş ki yuhaddisu, rivayet ediyor an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki فَزَكَرَ مِسْلَهُ Aynen bu hadis-i şerifi zikreyledi ki evet, benim mescidimde namaz diğer mescidlerden 1000 defa afzaldır, illa mescid-i haram değil. قَالَ Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ İşte Resulullah Efendimiz قَدْ فَضَّلَ السَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ Kendi mescidinde namazı tafdil eyledi. عَلَى السَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ Başka yerde olan namazlara, başka mescitlerde kılınan namazlara bi elfi salatin bin namaz ile tafdil eyledi. Bire bin. Ne olduğu halde gayren mescidil haram, mescid-i haramın gayrisi. O Resulullah'tan, Resulullah Efendimiz'in mescidinden daha fazla. Şimdi bu kadar rivayetleri getirdi. Bu hadisi şerif bu kadar rivayet geldi mi tevatür derecesine gelir. Tevatüren sabit. Yalnız İmam-ı Ebu Hanife niçin İmam Ebu Yusuf'tan ayrıldı burada? Diyor ki bir ihtimal var. İhtimal ne? فَحْتَمَلَا اِنْ يَكُونَ Burada olmak ihtimali var. Ne? Ne olmak ihtimali? لَا فَضَّ لِسَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'da namazın fadilet olmadı. عَلَى السَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ Resulullah'ın mescidindeki namaza fadilet olmadı. Bir bu ihtimal var. Yani Mekke-i Mükerreme'de kılınan namaz Resulullah'ın mescidinde kılınan namazdan efdal değildir diye bir ihtimal var. اَوْ تَكُونُ السَّلَاةُ فِي اَحَدِهِمَا اَفْتَلَ مِنَ السَّلَاةِ فِي الْاَخَرِ Yahut bu iki mescidin birisinde kılınan namaz ötekinden efdal. Ya Medine Mekke'den efdal, ya Mekke Medine'den efdal. Bu ihtimalları aldık. Bu فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكُ Bunlara baktık. فإذن أحمد بن داود قد حدثنا فقطك أحمد بن داود روايت اليور قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki salatun fi mescidi hada bir namaz kılmak benim mescidimde eftalu daha eftaldır min elfi salatin bin namazdan Öyle bin namaz ki fîmâ sivâhu. Benim mescidimin gayrisi olan minel mesacid mescidlerden herhangi bir mescid olursa olsun. Benim mescidimde kılmak bin defa efdaldır. İllel mescidel haram. İlla mescidi haram değil. Ya mescidi haramda ne kadar? Ya onu beyan ediyor. Diyor ki ve selâtun fî zâlik Mescid-i Haram'da namaz afdalu daha afdaldır min mi'ati salatin 100 namazdan öyle 100 namaz ki fihada benim mescidimde kılınan 100 namazdan daha afdaldır. 100'e tarbit 100 bin eder. Resulullah Efendimiz'in mescidini alırsansa o bir. Yok bir. Bir sayarsıksa o 100 defa afdal. Resulullah Efendimiz'in mescidinde kılınan namazdan Mekke'de kılınan namaz 100 defa efdal. Fakat diğer mescitlere göre Resulullah Efendimiz'in mescidi 1000 defa efdal. O da bundan 100 defa efdal.
Evet, bini yüze darp ettiğim mi 100.000 olur. Demek ki 100.000 diğer mescitlere nazaran. Mekke-i Mükerreme'deki haftaliyet diğer mescitlere nazaran 100.000. Resulullah Efendimiz'in mescidine göre 100. Mescid-i Aksa'nın içinde olduğuna göre 500'de yok, o da başka. O da başka. Şimdi ayrı bir rivayet var. O başka, burada değil de başka kitaplarda alıyor. Mescid-i Aksa 10.000, Mescid-i Resulullah 50.000, Mekke-i Mükerreme 100.000. Fakat burada almamış. Onun senedi bu kadar çok değil. Böyle bir rivayette var. Senedi de biraz zayıf olduğundan. Yani müttefekun aleyh olan ve kuvvetli senetler bu. Bunda itiraz yok. Evet. Haddesene Muhammed ibn-i Nu'man, kâle haddesene el-Hümeydiyyü, kâle haddesene Süfyanu, kâle haddesene Ziyad ibn-i Sa'di, kâle haddesene Süleyman ibn-i Atik, kâle semi'atü Abdullah ibn-i Zübeyr alel minber. Abdullah ibn-i Zübeyr'i ben minberde işittim, yekulu buyururdu. Semi'atü Ömer ibn-i Khattab. O da dedi ki ben Ömer'i işittim. Ömer ibn-i Khattab'i fezekere mislehu. Bu hadisi şerifi zikreyledi. وَلَمْ يَرْفَعْهُ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz'den rivayet ettiğini söylemedi. Yani Hazreti Ömer minberde bunu söylemiş ama hadis olarak söylememiş. Tabi Resulullah Efendimiz'den almış da söylemiş. قَالَ Süfyan dedi ki فَيَرَوْنَ Görürler, ulema görür ki اَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'da namaz اَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ اَلْفِ صَلَاتِ 100.000 namazdan efteldir. Nerede? Fîmâ sivâhu minel mesâcid. Diğer mescitlerde kılınan namazdan 100.000 defa efteldir Mescid-i Haram. İllâ fî mescid-i Rasûl. İllâ mescid-i Rasûl'dan 100.000 defa eftel değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Feinnemâ fadluhu Mescid-i Haram'da kılınan namazın fadli aleyhi Mescid-i Rasûlullah'a üzerine bime'eti salatin 100 namaz efdaldır. Yani hatire gelir ki Resulullah Efendimiz'in mescidinde kılınan namazdan Mekke'de kılınan namaz 100.000 defa efdaldır. Yok. Mekke-i Mükerreme'deki namaz diğer mescitlere nazaran 100.000 defa efdal. Ama Medine'deki Resulullah Efendimiz'in mescidine nazaran 100 defa efdal. Haddesena Yunus, kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amrin, en Abdülkerim ibn-i Malik. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular salatun fi mescidi hada benim bu mescidimde namaz afdalu min elfi salatin fi ma siva başka mescitlerde kılınan namazlardan 1000 defa afdaldır illel mescidel haram mescidi haram müstesnadır o değil ve salatun fil mescidil haram mescidi haramdaki namazla اَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ صَلَاتٍ 100 namazdan efdaldır فِي مَا سِوَاهُ onun masivasında yani Mescid-i Haram'da değil de başka yerde 100 namaz olun da orada bir elf olması lazım مِنْ مِئَةِ اَلْفِ صَلَاتٍ فِي مَا سِوَاهُ Resulullah Efendimiz'in mescidine göre 100 defa efdal ama فِي مَا سِوَاهُ olursa diğer mescidlere göre 100.000 o muhtasar fakat evvelki rivayet daha açıkladı. Baskıda mı yok, hadis mi öyle? Bilmem. Baskıda mı yok, hadis mi öyle? Olması lazım yani orada. Yahut da rivayet öyle gelmiş. Bunun aslını diğer hadis kitaplarına bakıp bulmak lazım. Olur ki baskıda yanlışlık olur. Şimdi buraya kadar hep İmam Ebu Yusuf'un delillerini getirdi. İmam Ebu Yusuf'un ayrıca bir içtihadi var ya. Kale. İşte İmam Ebu Yusuf bu rivayetleri getirdikten sonra dedi ki فَلَمَّا كَانَ فَضْلُ الصَّلَاتِ Vaktaki namazın fadileti oldu. فِي بَعْدَ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ Bu mescitlerin bazılarında ala ba'din bazıları üzerine fadileti oldu. Ne oldu o da? مَا قَدْ زُكْرَ فِي هَذِهِ الْأَسَرِ İşte bu eserleri de okuduk ki bazılarında afdaliyet daha fazla. Öyleyse lem yecüz, caiz olmadı. İmam Ebu Yusuf diyor. لِمَنْ bir kimseye ki اَوْجَبَ وَاشِبْ kıldı ala nefsihi kendi nefsine. Salaten bir namazı vacip kıldı. Fî şeyin minha bu fazileti olan mescitlerin birisinde namaz üzerine namazı vacip kılan bir kimseyi olmadı. İlla en yusalliyaha illa o namazı kılmak oldu. Heysu evcebe nerede vacip kıldısa. Mesela Kudüs'te
namaz kılmayı üzerine vacip kıldı. Gidip Şam'da kılamaz. İlla Kudüs'te kılacak. Gidip Beyrut'ta kılamaz. Gidip İstanbul'da kılamaz. Gidip Mısır'da kılamaz. İlla Kudüs'te kılacak. Ya orada kılacak? اَوْ فِي مَا هُوَ Yahut bir mescitte kılacak ki اَفْطَلُ هُوَ اَفْطَلُ مِنْهُ O ikinci kıldığı yer evvelki vacip kıldığı yerden eftaldır. O da neden? مِنَ الْمَوَادِ Mevziyelerden daha eftal. O da neresi eftal? Mesela Kudüs, Mekke, Medine, Münevver ondan eftal. Oldu. Mekke-i Mükerreme oldu. O da daha eftal. Şimdi bir adam Şam'da, Cami-i Emeviye'de namaz kılacağını nezrederse hangi mescitte olursa olsun kılar. Geçse Kudüs'te kılsa olur mu olmaz mı? Olur. Olur. Niye Kudüs oradan eftal? Ama eftal olmasa olmaz. İlla vacip olduğu yerde. İmam Ebu'ya göre Emeviye'de dedi. Emeviye'de kılacak. Başka bir yerde kılmayacak. Nerede vacip kıldıysa orada kılacak. İlla eftal olan yer varsa orada kılabilir. Yoksa nerede vacip kılmışsa sen nezrettin ki ben gidip Sultanahmet'te namaz kılacağım. Gider Sultanahmet'te namaz kılarsın. Ama sen buradasın, daha eftal bir mescit var. Hah, o namazı burada kılabilirsin. İmam Ebu Yusuf'a göre böyle. İmam-ı Azam'a göre nerede olursan ol. Kılamaz. Şimdi İmam Ebu Yusuf'un delillerini, İmam-ı Azam'ın delillerini getirecek. Fakat deliller itibariyle ben İmam Ebu Yusuf'unkini daha kuvvetli gördüm. Şimdi gelecek ya. Ve kâne minel hücceti l-ebi Hanife'te ve Muhammed'e. İmam ve Hanife ve Muhammed'in lehine olan hüccettendir. Alâ ehli hazel kavl. Bu kavlün ehli zenik, yani İmam Ebu Yusuf'un aleyhine. Enne mâna kavli Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi. Salâtun fî mescidi hâzâ eftalu min elfi salâtin fî mâ sivâ. Bu hadisin mânâsi. İnnemâ zâlik bu. عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ Farz olan namazlar hakkındadır. لَا عَلَى النَّوَافِلْ Nafileler üzerinde değildir. İmam-ı Azam'ın delili bu. Farz olan namazdadır diyor. Bu adamın nezri farz namaz mı? Yok, nafile. Nafileler daftaliyet yok. Ha evinde kılmışsın, ha Resulullah'ın mescidinde kılmışsın, ha Mekke'de kılmışsın nafileyi. Hatta evde kılınan nafile namaz mescitte kılınandan eftaldır. Evet. Binaenaleyh bu adam nezretmiş, nafile namazı nezretmiş. Nafile namazın fazileti nerede olsa bir, hepsi bir. İlla Mescid-i Resulullah'da 1000, 10.000, bu nafilede yok, bu farzlar da. Resulullah Efendimiz'in mescidinde kılınan farz 1000 defa eftal. Nafile, nafilede yok bu. İşte buradan getiriyor İmam Bahri. Şimdi daha deliller getiriyor ya. Ela tera, sen görmez misin ila kavlihi fi hadis Abd ibn Sa'd. Abd ibn Sa'd'ın hadisindeki söze bakmaz mısın? Len usalli fi beyti uhibbu ilayya min an usalli fi'l mescid. Len usalli benim namaz kılmam fi beyti evimde uhibbu ilayya bana daha sevgilidir. Min an usalli fi'l mescid. Mescitte kılmaktan daha sevgilidir. Ne bu? Nafile hakkında yani. Farz olan namaz değil. Kaza namazları da öyle mi üstaz? Kaza da öyle. Ve kavlu fi hadisi Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit'in hadisinde de ve kavlihi ala tera ila kavlihi onun üzerine matuf. Ve kavlihi fi hadisi Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit'in hadisindeki sözüne de bakmaz mısın? Hayru salatil meri. Zeyd ibn Sabit diyor ki bir kişinin hayırlı olan namazı fi beytihi, beyt evindedir. Namazının hayırlısı evindedir. İllel mektube, illa farz değil. Farz mescitte eftaldır. Ve zalik Zeyd ibn Sabit bunu ne vakit dedi? Ennehu hine erade en yekume bihi fi şehri Ramazan fi tatavu. Dediler Zeyd ibn Sabit'e, Hazreti Ömer dedi ki nasi topla teravihi kıldır. Teravihi herkes kendi ayrı ayrı kılardı. Hazreti Ömer dedi ki artık farz olmak korkusuyla Resulullah Efendimiz cemaate emretmedi. Binaenaleyh Resulullah yok, farz olmak şeysi yok, korkusu yok. Zeyd ibn Sabit dedi ki sen topla teravihi bunlara kıldır. İşte o vakit Zeyd ibn Sabit dedi ki ben bu teravihi, bu nafileyi evimde kılmak benim için daha iyidir. Yani razı olmadı. Fakat sonra Emirül Müminin emretti. İlla kıldıracaksın dedi. O başladı. Şimdi bu da delil ki nafile namaz evde eftal. Camıdan ise evdeki nafile namaz daha eftal.
وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ فِي غَيْرَ هَذَا الْمَوْدِ مِنْ هَذِي الْأَسَرِ Bu eserlerden daha başkaları var. Bu kitapta başka yerde bunları zikrettik ki nafile namaz olsun, kaza da öyle. Farz, vakit namazı başka. Bu herhangi bir mescitte kılmak 27 derece evdeki namazdan eftal. Bu Mescid-i Resulullah'ta olursa, 1000, Harem-i Şerif'te olursa, Mekke'de olursa, 100.000, Kudüs'te olursa, 500. Bu farz olan namazlara mahsus, nafileye değil. فَلَمَّا رُوْيَ ذَٰلِكَ لَمَّا زِكَرْنَا İşte bu zikrettiğimiz şekildeki rivayetler geldi. كَانَ تَصْحِيهُ الْآثَارِ Eserlerin tesihi icap ettiği. Birleştireceğiz. Nasıl olacak? Tasihi oldu. Yucibu. İcap eder oldu ki اَنَّ الصَّلَاةَ ف۪ي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz. اَلَّت۪ي لَهَا الْفَضْلُ Öyle namaz ki onun fazileti var. عَلَى الصَّلَاةِ ف۪ي الْبِيُوتِ Evlerde olan namazlara fadlı olan Resulullah Efendimiz'in mescidindeki namazın fadileti var. Neye? Evdeki olan namazlara hangi namazdır o? Hiye o es-salatu lleti ol bir namazdır ki hiye o hilaf-ı hadis-salat o nezredilen namazın hilafınadır. Nezredilen namaz farz namaz değil, nafile. Ha, öyleyse onun hilafı ne? Farz olan namaz. Ve yer mektubu. Farz olan namazdır. Nefsi en yusalliyeha fihi. Peki bu nezir mutlak. Nerede nezrederse vacip. Bir de bunun mekanını tayin ederse gidip illa orada kılması mı lazım? Bu vacip. Bir defa nezirle vacip oldu. Bir de yerine bakacağız. Tayin etmiş olduğu yerde kılması mı vacip? Başka yerde caiz olur mu? Her yecibu aleyhi kema yecibu aleyhi tilke salat ömle. O nezir sebebiyle namaz vacip olduğu gibi yer tayini de onun üzerine vacip olur mu olmaz mı ona baktık. فَرَأَيْنَاهُ Biz gördük ki لَوْ قَالَ وَاَدَمْ dese لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ أَلْبَسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَعَةً Ben bir saat Allah için mescitte kalacağım dese vacip olur mu olmaz mı? لَمْ يَجِبْ ذَٰلِكَ Bu bunun üzerine vacip olmaz. Mescitte durmak ibadet değil ki. Ben bir saat duracağım. Dur. Vacip olur mu? Olmaz diyor. Ben mescitte bir saat kalacağım dese bu durmaklık ibadet olmadığından vacip olmaz ona. Lem yecib zalik aleyh ve in kâne zâlike lüks o durmak olsa bile huve lev fealehu kurbeten eğer işlerse mescitte kalırsa sevabına nail olur. O da bir kurbet olur ama kalırsa aslında değil. Yani o etikafa benzer de etikaf gibi. Etikafın da müddeti var ya ihtilaflı. Bir gün mü olacak, bir saat mi olacak, bir an mı olacak? Fakat burada diyor vacip değil. Bir adam nezrisi etikafi üzerine vacip olmaz mı? Diyor ki vacip değil. Ama bir saat İmam-ı Azam'a göre bir saat etikaf olmaz ki bir gün olacak. Sonra oruç da şart. Bu bir saat diyen İmam Muhammed'in kavli. Beş vakit namazı. İmam-ı Azam'a göre o itikaf sayılmadığından vacip olmuyor. فَكَانَ الْلُبْسُ وَاِنْ كَانَتْ قُرْبَةً O mescitte kalmak ibadet olsa bile oldu. لَا يَجِبُ بِيْجَابِ الرَّجُولِ اِيَّا وَلَا نَفْسِهِ Kendi üzerine vacip kılmakla vacip olmadı. فَلَمَّا كَانَ مَا زِكَرْنَا كَذَٰلِكِ وَقْدِيلَ Bu dediğimiz böyle oldu. كَانَ oldu. مَنْ اَوْجَبَ لِلّٰهِ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'da namaz kılmayı kendi üzerine vacip kılan oldu. Vecebet aleyhissalâh ona namaz vacip oldu. Ve lem yecib aleyhi lübsü biha fil mescid-i haram. Mescid-i Haram'da durması, kılması vacip olmadı. Fâdâ huven nezâr fî adel bâb. Bu babda kıyas da budur. Ve hu kavle Ebu Hanife temel Muhammed. Ebu Hanife ve Muhammed'in kavli de budur. Rahmetullahi aleyhima. Vallahu a'lam.